Ben biliyorum. yapmış. Fatma tabii yani. Son, son günüllerim bunlar ama. Son gülle kocası itiraf İnşallah edecek olsun, abi. Çıkacak. Yoksa yanacak onlar. İnşallah çıksın Onları Onlara da meydana ben çıksın. buradan dava açacağım. Yardım yataklıktan. sen yardımcı ol bize. Vallahi ben bildim. Bildiğimi anlatayım ben. Bir şey bilsem zaten ben de iki kızım var. Evde. Niye sağ gösteriyorsunuz abi benim ablamı? Nasıl? Ölen insanın rahmeti niye sağ gösteriyorsunuz? İyi de ben seni abla, ablanı sağ göstereyim ki abicim ya. Onların ben konuşmasını sana söyleyeyim. Tamam sağ. Ben sana tanımam diyorsun. görmem. Böyle Seni tanımayan adam sen sen seni niye götürüyor? Nereye? Seni niye mangala götürüyor? Göster, Tanımıyorsun. Götürmedi, çağırdı. İşte niye çağırıyor? Bilmiyorum vallahi eniştene soracaksın. Enişteme soramam ki. Eniştem gelirse yok. Ben ben şey, ona soracağım. Fatih'le konuşmuyorum ben sadece. O biliyor. Evet. Onunla yüz yüze gelemeyiz biz. Fatma Hanım bir saniye. Sefer Bey siz neden Nurullah'a söyleme ihtiyacı duydunuz? Peki bu bir kadın gördüm ben arabanın içinde evet, oturuyordum. Tamam, o, onu, Yani bunu niye Nurullah'la paylaştınız da X başka biriyle paylaşmadınız? Ben şimdi şöyle yapayım. Ee, akşam akşam işte bir dem hurdaya gidip geliyorum ben biliyor musun arabanın? Geçen gün orada uğrayayım çay içeyim bir ayak konuşuruz Dedim ya akşam dedim bir bir olay vardı. Bir kadın dedim hızlı gidiyordu. gidiyor da. Arkasından bir taksi gitti dedim. Herhalde bir olay vardı. Biz de izledim. Niye sözleriniz aynı bunu, abi? Bunu söylediniz Denle peki olaydan sen kaç, sen gün sonra? Valla kapşonlu İkiniz niye aynı yani söylediniz? Ablam ben gördüğümü söyleyeyim. Bu, Bilmiyorum bu, bile yani, akraba olduğunuzu. Olaydan kaç Arta gün sonra bu ifade? eşin etti akraba dedi. Akra, akrabanın nereden akrabam? Akrabamız dedi. Benim. Senin eşin akrabamız dedi. Hayır. Efer Bey. Olaydan kaç gün sonra Nurullah'a söylediniz bunu? Gördükten ne? Nasıl anlamadım. Ben. Olaydan e, kaç gün sonra Nurla dediniz ki ben arabanın bir içinde otururken gördüm. bir ha. kadın yanımdan hızlıca geçti. Valla şöyle şimdi hatırladım Ya bir gün sonra iki gün sonra. Bilmiyorum öyle bir kısa zamanda. Bir dakika. Biraz önce bir hanımın geçtiğini söylediniz ya. Evet. Bir de arkasından bir araba hızla geçti dediniz. Tamam doğru. Bu bir... araba kimin arabasıydı? Ha? O arabanın neye benzettiniz? markasını modelini falan hatırlıyor musunuz? O önemli. Bak Bu çok Tam. önemli. Hatırlamaya çalıştım. Hatırlam, hatır Hatırlam, Hatırlam, hat Allah rızası için diyor. Abim Çocukların hatırı Ben gö gör, gördüğümü söyleyeyim mi? Çünkü mevcut bir araba için hiçbir zaman oradan ayrılmadı dendiği için ha. acaba o araba mı değil mi buna merak ettim. Evet. O araba nasıl bir arabaydı? Birine benzettiniz mi? Daha önce gördüğünüz bir araç mıydı? Hızlı geçen? Renkli hayır. falan hayır, hatırlıyorsunuz. Hayır. Hızlı geçiyor. Gerçekten hızlı Rengini geçiyor. hatırlarsın. Vallahi çok önemli. Beyaz o, ya zaten karanlıktı benim o. Açık renkti yani öyle mi? Açık, renk. Beyaz da herhalde sanırım. Peki doğana benziyor sanırım. Sabri'nin arabası neydi? Fatma rengi Fatma rengi neydi? Ee, o zamanlar şey e, aracı kullanıyordu Doblo. Gri, gri miydi? Açık renkler miydi? Ama Doblo değil, taksiydi bu yani. Normal doğan gibi bir şeydi. Açık renkli yani. Açık renkli. Figen Hanım'dan ne kadar sonra hızla geçti o araç? Ben şimdi onu da söyleyeyim ben size. Ben arabanın içinde aynadan baktım. Tamam. Kadına baktım. Nere, nereye gidecek bu diye. Gitti. Akbületini oraya döndü. Araç zaten arkadan gitti. Aynı yere mi döndü o araç? Aynı yere döndü. Kadını o araç takip renk... etti yani. Tabii. O aracın geldiği yerde Figen Hanım'ın evinin olduğu taraftan mı geldi? Nasıl? Şey araç mı? Evet. Araç değil cadde var bize. Figen tamam, an, oraya gelmeden önce, Arada bir cadde var, büyük cadde var. Belki oradan girmişti ama sokaktan geldi. Yani Figen'in arkasından mı? Aynı istikametten Figenin mi geldi? Figen'i bilmem ben. Figen, Tam o gördüğün kadın. o gördüğüm kadın. Ya, o gördüğüm kadını. Kadının arkasından mı geldi? Ya o döndü, o taksi geçti. Tamam işte arkasından geldi arkasından, yani. Arkasından tabii. Sefer ama... abi vallahi bile bak örtülü konuşuyorsun. Yani hayır örtülü gördüğüm değil. kadın biliyorsun bazı şey. demiş bak, ki gördüğüm bak. kadın işte televizyonda gördüğüm kadın bu demiş. Abi sen demişsin bu kadın demiş ya. Sabrı sana demiş ki bunu söyle demiş. Sabrı ya. sana söyletirmiş. Evet demişsin bu kadın. Bak bak sana. Şey e, ben, kocası bir, 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 müsaade eder Sana ki. geliyor bunu söylüyor. Emniyetten seni götürecekler. Fotoğraf gösterecekler sana diyeceksin ki bu kadını gördüm. Hayır hayır hayır. Kapşonlu. Nurullah da kapşonlu diyor camamı çaldı diyor. Sıradakı abi Kapşonlu diyor biri geçtiğini gördüm diyor. Abi de diyor ki a kapşonlu. Sanki kadın diyor. vah vah ev, evden kendi isteğiyle çıkmış kaçmış gitmiş işte bir yerlere. Üstü verilmeye çalışılmış. O oranın oranın anlatışına ister. göre öyle oluyor. Evet ama işte siz de buna dahil oldunuz Sefer abi. Abi olarak... Sabriye Sabriden korktuğun için olabilir, sana para vermiş olduğu için olabilir. Ama bu adam geliyor sizi yönlendiriyor. Bak tahtaya yazdım. Nurullah, Songül, Sefer, Serkan. Niye bu dördünüzün o zaman peşinden koşuyor ki bu adam? Abicim ben sana şunu söyleyeyim mi? Biz karakola gittik tamam mı? İfadeler verdik. Ben e, şu, adamı, o neydi? Yine unuttum o çocuğu. Sizin şey ya. Şu, işi. Sabri. Sabri. Bir karakolda gördüm ben konuştum. Başka da konuşmadım Sabri. Karakoldan çıktık dedi Sefer abi bir çorba içelim dedi. Bir şeyler yiyelim Oğlun dedi. Onun çorbası çok meşhurdur abi. Aynı. Bana bunu dedi. Hı hı. Ben dedim çorba bana içmiyorum. Tuttuk oğlum bırak sabrı beni dedim. Ben içmem çorba dedim. Siz için. Nurla ekisi girdi çorba Oradan diye. Mı tanıştınız? karakolda mı tanıştınız? Siz zaten hep o. Benim konuştuğum Sabri'ne bu. Tamam. Başka Abi, da konuşmamışsınız. Tamam. senin sabri. yanına gelmemiş mi He? Sabri? Sabri senin daha yanına geliyor ya. ama daha önce geliyor söylüyor ya. Şeye çöpe geldi, tamam. yere geldi. sen ilk defa onu karakolda görmüyorsun. Görmedin. Ama oraya geldi, söyledi, polisler geldi zaten beni aldı. Tamam. Sen onun öncesinde bu adam senin yanına geliyor. O, şey, o geldi oraya geldi dedim. İşte bana Nurlan ikisi geldiler. Sefer Bey. Efendim. sizin yanınıza geldi ya Sabri Bey. Size gel ifade ver senin gördüğün benim eşimdi dediğinde siz niye demediniz ben senin eşini görmedim ki niye ifade vereceğim. Ben de aynısını dedim. Tamam o ne dedi? O dedi benim eşim kayıp dedi. Tamam. tamam ama kayıptır senin eşin mi? Ben yüzünü görmedim ki dedim o kadın da senin eşin oldun da bilmiyorum dedi ki. Tamam o ne dedi siz böyle deyince? Tamam benim eşim kayıp dedi odur dedi. Otur dedi He, siz buna inandınız mı o olduğunu? De, o dedi. De, de. siz... Ben dedim... Ben dedim eşinizin yüzünü görmedim bir şey diyemem dedim bak dedim sabredin. Tamam onlar gidip polise söylediler onun üzerine polis geldi değil evet, mi? Evet ondan sonra 10 on dakika sonra polis geldi benim. Tamam eğer onlar gitmeseydi siz onun bu kayıp hanımefendi olduğunu düşünüp gidip ifade verir miydiniz? nasıl anlamadım? Onlar polise söylediği için, yoksa siz inandınız mı gerçekten o kadın olup, siz kendiniz gider miydiniz, yoksa onlar gittiği için mi siz ifade Hayır, vermek zorundaydınız? Bilmiyorum zaten onun kayıp olduğunu da bilmiyorum ha, ben. Ya onlar, onlar da... gidip söylediler polise, siz de mecburen ifade verdiniz değil mi? Tabii ben zaten giderdim ben normalde fark, fark etmez. Ama ben onun eşi kaybolduğunu bilmiyorum bir kere. Ama siz o kay... o gördüğünüz kadının o olduğuna inanmadınız, görmüyorsunuz çünkü. Abicim ben zaten. Ki gene ben bilmiyorum zaten. Tamam. Sabri'yi de bilmiyorum. Sabri orada tanıdım Hı. ben. Daha, e, işini hiç tanımıyorum zaten. O ifadeden sonra Sabri Bey size seni yömyenden ettik diye para vermek istedi mi abim? Para mı? Evet. Hayır. Hani seni işinden koyduk bak mesai. Hayır şöyle o, bak öyle değil yalnız. Hocam. Bana 3-4 gün sonra ne oldu? Bir, dedi ki sen işinden kaldın dedi. Sen de çöplerden burada toplayın dedi yemeğini vereyim dedi. Yani şahit çağırırlarsa git dedi. Sabri dedim ben dedim para, ben bunu Allah için yaptım. Para için yapmıyorum dedim. Kusura bakma dedim. Bana hiçbir şey vermesen dedim. Ha Aldın bunu mı? dedi ama illa alacağım. Ben sana para teklif edeyim mı? demedi. Mı? Aldın değil mi parayı? Almadım abicim. Almadın mı? Hayır. Bu Sabri böyle iyilik sever bir insan mı ki Fatma böyle Valla herkese? Vallahi ben bilmiyorum. Niye herkese para veriyor da? Vallahi ben bilmiyorum Sabri'yi tanımıyorum ki ben fazla. Hı? Vermiş bayağı herkese para vermiş, harçlık vermiş, harçlıktan ziyade ev sunmuş. Fatma? Tabii araba sunmuş. Böyle hayırsever bir adam mı Sabri? Ha? Hayır. bir adam mı? Karşılıksız iğnesini vermez. Eli sıkı bir adam mı? Tabii canım ne, ne demek ya ben onu tanıyorum ya. Olur mu öyle saçmalık ya? Niye Sabri sana karşılıksız para... kimseye yardım etmez. Sefer Bey evli para misiniz? Vermez. Nasıl? Evli misiniz? Dört tane torun var. Evlisiniz değil mi? Evliyiz evliyiz. Diyelim ki eşiniz kayboldu veya evi terk etti gitti. Evet. Ben de senin komşunum. Evet. Gelip bana der misin ya Turan Bey e, gel şurada karakola ifade ver de ki ben senin hanımını bilmem nereden geçerken gördüm diye ifade ver diye gelip bana böyle bir teklifte bulunur musun? Hayır. Yani bu aklına mantığına yatıyor mu hiç? Yatmıyor. Peki bu Zaten böyle bir teklifle değiliz. birisi Buraya sana geldi, geliyorsa bunun arkasında ne olabilir? Vallahi şimdi... Ne olabilir? Her şey olabilir. Bilmiyorum ki ben şimdi. Bilemiyorum abicim ben. Ne bileyim ben? Ben gördüklerimi söyleyeyim. Sizi tanımıyor. Ya. Nasıl yemeğe götürebiliyor? Sen gönderir misin eşini? Tanımadığın bir insana, mangala gönderir misin sen abi? Yok göndermem. Göndermezsin değil mi? Abi, ya. Ne gönderdim ki? Şimdi Fatma, zaten Sefer Bey de aslında... Yani bize yardımcı olmak için burada. Ben, ben Bir takım olsun. endişeleri, kaygıları da var. Onu biliyorum Sefer olsun. abi. Kaygım, olsun Hiç olmasın. İçin abici, çok rahat olsun. Abici. el ele hep beraber tabi, tabi. çözelim. Manisa'ya da seslenelim, Salihli'ye. Biliyorum bazı korkup çekinen insanlar var ama ifsin, e, ben ekranda e, ifşa ediyorum isimlerinizi. Görsünüz, her türlü bilgiye de açığız, bunu söyleyeyim. Bu dosyaya devam edeceğim. Sürdüreceğiz. Allah razı olsun Fulya Kesinlikle Hanım. Kesinlikle sürdüreceğiz. Manisa Salihle Emniyetine de selamlar, Bırakın, sevgiler olsun. Siz, siz o şeyi o takip edeceğiz alır, yani. Kısa bir reklama gidiyoruz şimdi.